Gözlerine bakın. Uber çağırmadık diye ağlıyor. Bizim Podil'de çok sevdiğimiz bir şey var böyle cadde üstünde restoran. Orada bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım gidiyoruz Podil'e. Şu an otobüsteyiz. Bayağı kolay oldu ama. Ve ucuz. 157 yerine 8 birini ödedik. Şimdi arkadaşlar geldik dediğimiz yere Solo Pizza. Ben burayı diğer vloglarımda göstermemiştim mesela. Ve hani burası bizim için efsane yerlerden birisi. Ben bir tane bira söyledim. Bir tane bira tabağı söyledik ama hayvani bir bira tabağı. Gelip kesinlikle yemeniz gerekiyor bence. Ali Arda bir tane portakal suyu söyledi çünkü şu anda hasta. Çok son bıraktığımız gibi duruyor gerçekten burası. Şuna bakın mesela. Sadece şuna bakın. Şuna bakın. Hadi canım. Şimdi buraya milyonerlerin gettosu denmesinin dediğim gibi bir sebebi var. Ben duyunca çok etkilenmiştim. Çünkü ilk girdiğim zaman buranın hani ne olduğunu falan bilmiyordum. Daha sonra böyle okudum falan araştırdım. Türkçe kaynak da yok. İngilizce şeylerde yazıyor. Burayı 20 yıl önce falan yapıyorlar. İşte burası dediğim gibi Kiev'in en merkezi yeri, en değerli arazisi. Ve evler de yani neredeyse her ev 80 milyon sterline falan denk geliyormuş. Öyle diyorlar. Ve 2008'de kriz çıkınca burada satılan evler boşaltılmış ya da hiç satılamamış. Ve bir süre neredeyse 10 yıl boyunca falan böyle burası tamamen boş kalmış. Hiç kimse yaşamıyormuş. Daha öncesinde ama işte bazı insanların yaşadığı zamanlarda buraya normal insanların işte halkın girmesi bile yasakmış. Halk buraya giremiyormuş. Fotoğraf, video çekmek yasakmış. Çünkü sadece ve sadece çok çok zenginler burada yaşayabiliyormuş. Zenginler buraya girebiliyormuş. Ama şu anda dediğim gibi boş. Sadece yani binaların %10'unda falan böyle doluluk varmış. O da işte ya çok büyük şirketler ya da çok büyük böyle işletmeler falan ya da işte çok 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 zengin insanlar. Mesela milyon dolarlık evler ama kapısında böyle bir şey kalmış. Böyle bekliyor bunlar. Çoğu ev böyle. Evlerin yani neredeyse %90'ı böyle. Yani şu görüntü nasıl bir görüntü? Mesela düşünsenize bundan 10 yıl önce siz burayı burada bir evi satın alıyorsunuz. Şu yeşil evi satın aldığınızı düşünün. Ya annem mesela seni bakkala yolluyor, ekmek alıyor. Arkanı dönüyor. Yani değil mi? Şu sokaktan böyle koştura koştura geliyorsun. Zaten normal halk buraya giremiyor. Sadece zenginler, evet. İş adamları. Mesela şu mekana bakın. Buradaki zenginler için hani gece dışarı çıktığında eğlenebilsin diye yapılmış bir mekan. Yani adamlar zengin, mekanları bile o şekilde. Biz? Pusata'ya gidiyoruz. Translate yapayım arkadaşlar. Biz de şimdi Pusata'ya gidiyoruz diyor. Hastayım. Şimdi arkadaşlar şu an bir ilk zamanı. Yani bu Ukrayna'ya kaçıncı gelişim bilmiyorum ama hiçbir zaman cesaret edemedim bir şeyde. İlk defa cesaret edebildim. Boş çorbası aldım. Şu şekilde içiyor bunlar. İki tarafından da tutma şeyi var. Bir şey değil mi? Kokusu güzel. Defalarca gelip işte Pusatata'ya oturup, yerel yemekçilere oturup hep sürekli böyle borş çorbasını görüp insanlar da hep soruyor işte borşu denedin mi, borşu denedin mi, nasıl diye. Ya yorumum yok. Düşünün o derece. Şimdi ilk defa deneyeceğim, bakayım nasıl. Şu an objektif olacağım. Görüntü kötü. Bir şey mi? Güzel, vallahi güzel. Vallahi güzel. Wow. Şunun tadına bakar mısın? Beğendim, gerçekten tadına bak. Bak, sadece şunun tadına bakmak istiyorum. Hiç öyle bir şey değil. Bak, bir bak şuna. Yani sebze çorbası gibi, hatta böyle domates çorbasını andırıyor. İçine şey, çorbayı dökmeden önce böyle sarımsaklı sos mu artık ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey döktü, onun üstüne çorbayı koydu.
Bir de şu şekilde için bakayım. O abi çok daha güzel. Türkiye'de olsa mesela tavuk suyundan sonra belki favorim olabilir. Gerçekten bak. İnan ben çorba içeceğim ha. Şimdi Ali Arı'yı zor da olsa ikna ettim ve bu dönme dolaba bineceğiz arkadaşlar. 3 aydır ikna etmeye çalışıyorum resmen. Geçen geldiğimizde bindirememiştim. Şimdi bineceğiz bakalım. Sırada vazgeçilebilir ama. Bu arada kişi başı 100 grivna. 200 grivnamızı hazırladık biz. Çocuklara 50. Evet, çocuğa 50 grivnaymış. Bakalım nasıl olacak? Bindik arkadaşlar şimdi. Valla bayağı yükseldik ama şöyle göstereyim. Daha yükselecek bu. Şu an yarı yükseklikte falanız. Nasıl? Güzel. Birileri korkuyor. Wow. Ama etrafına bakmıyorsun. Ya benim uçak korkum var. Ben uçakta aşağıya bakamıyorum. Hanımefendi aşağıya izliyor. Ama ya uçak alçalıyor mu alçalıyor? Biralar öyle bir indirimde ki Miller falan 18 grivnaya düşmüş. Heineken'ler 20 grivna. Vallahi sepeti doldurdum, şu an zor taşıyorum. Bakalım, insanlar da beni sepetle konuşuyorum zannediyor. Şu an sepetle konuşan bir deliyim. Bluetooth'la konuşuyormuş gibi yapıyorum. Kahve almaya gidiyoruz. Sitenin içinde kaybolmadan bir kahvemizi alalım. Gelelim, size de bu siteyi göstermiş olayım biraz. Siteyi de görmüş olun. Bakın şurası sanırım, yanlış anlamadıysam, buranın okulu. Dişçi var, eczane var, hastane var. Ukrayna'dayız. Kiev'deyiz ama hani Kiev'in böyle merkezi bir yerinde değiliz. Kiev'in çok böyle ücra yerlerindeyiz. Ve bakın Arzu kuaför. Arzu kuaför arkadaşlar. Resimdeki de Arzu. Şimdi o beni içeri almayan lavuk vardı ya, şu yüzden almadı arkadaşlar. Neymiş? Şunu okutacağıma şunu okutmuşum. Gör, zaten bilmiyor musun sen hangisinin hangisi olduğunu? Desene bunu okut diye. Ve diyor ki, böyle yapıyor, çekil diyor, girecekler, çıkacaklar, çıksın diyor. Yapıyor. De şunu okut da ya. Arkadaşlar anahtarımız iptal edilmiş, görüyorsunuz. Site yönetimi bütün davranışlarımızdan dolayı. Bu ne ya, böyle kapı olmaz. Açıldı. Açıldı. Arkadaşlar Ukraynalıların her işi böyle ya. Düşünsene yemeğe çıkacaksın, ailecek anahtarı kaybettin. Ailecek çitlerden atlıyorsun. Çok saçma. Şu arkama bakar mısınız ya? Renkli renkli binalar. Yani ve şey değil mesela, ne hepsini aynı boyda yapmışlar, ne böyle hepsini aynı şekilde yapmışlar. Hepsi farklı farklı ve yemyeşil yapmış. Şuraya bakın, yemyeşil ya. Bakın, zenginlik böyle bir şey. Kompleksin içinde kendi şeyleri bile var. Neydi bu oyunun adı? Tenis kortları falan bile var arkadaşlar yani. İnsanlar, çoğu insan diyeyim, ekmek bulmaya çalışırken bu sitenin içinde mesela millet tenis oynuyor, köpeğini gezdiriyor, parkta işte çocuğuyla takılıyor. Aman su şişesini ayrı çöpe atayım, cam şişeyi ayrı çöpe atayım, bilmem ne bilmem ne. Garip, gerçekten garip. Evet arkadaşlar, Ali Arı'yı vloglarında hiç görmemenizin sebebi budur. Merhaba Demre. Merhaba. Evet, iyi, tamam. Teşekkürler. Şimdi size Kiev'in ücra bir köşesinde nasıl kazıklandığımı anlatıyorum.
Dün gittim ben bu kahveciye. Bana dediler ki double espresso ile ister misin? Selam. Double espresso ile ister misin? Tamam dedim, isterim. Güzel de oldu, hani hoşuma gitti. 45 grivna verdim bu arada dün. Bugün gittik. Ben double espresso ile istedim. Lavuklar 40'a ayrı latte girmişler, 20'ye ayrı espresso girmişler. 60 grivna ödedim. 15 grivna şu an ben oraya kazıklandım ve bu bana koyuyor. Ve benim Ukraynaca bunun kavgasını verememem orada. Yani ben Türkiye'de bile bunu unutamayacağım. Pislikler ya. Kazıklanışım hoşuma gitmedi ama gerçekten üzüldüm yani. Moralim bozuldu ve dava açabilirim. Alara'nın slime'cıları açtığı davandan yasam ben de bunları açıp tazminat alacağım. Açacağım ben slime'cıları. Slime almaktan korkar olduk. Slime almaktan korkar olduk. Gülünce şuram ağrıyor, o yüzden gülmemem lazım. Arkadaşlar yoğunluğu gördünüz değil mi? Yani hayvan gibi kalabalık var. İçeride zaten kaç kişi çalışıyor ben anlayamadım bile ama ve adamlar buna bile çareyi bulmuşlar. Bilgisayardan sipariş veriyorsunuz. Bir şey diyeyim mi? Normale göre çok 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 daha kolaydı. Direkt şak 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 seçiyorsun. Fiş veriyor sana. Kasada parasını ödüyorsun. Direkt oraya çıkıyor alıyorsun. Yani muhteşem bir sistem bence. Böyle kalabalık yerlerde deli gibi beklemek zorundasınız yoksa. Şimdi bu hamburger aslında şey, Big Mac gibi ama Big Mac'in böyle bir üst versiyonu sanırım. Big Mac çünkü 80-90 grivna öyle bir şey de bu 122 grivna ve içinde bayağı bir şey var yani bacon, double hamburger falan. Şimdi yiyelim sonra değerlendirelim. Şimdi metro hattına indik maydandan. Hidro Park'a gidiyoruz arkadaşlar. Sıcak ya bu arada. Montu giydim, dışarısı soğuktu ama burası sıcakmış. Şimdi bundan 2 sene önce ben Kiev'e tek geldiğimde yani hiç bunun internette falan görmemiştim. Hidro park diyordu. Ben böyle şey bekliyordum. Su parkı gibi bir şey bekliyordum. Hidro, su sonuçta parkta park. Şey böyle aqua park gibi bir şey falan bekliyorum. Yani bir geldim buraya. O kadar garipti ki bir de şeydi, Temmuz'un ortasıydı. İnsanlar hep denize giriyor falan burada. Burası birazcık şeyi andırıyor. Arkadiyi birazcık andırıyor ama çok daha değişik böyle ya. Bizim Türkiye'de tatil beldeleri olur ya böyle, küçük tatil beldeleri. Aslında onlara da benziyor ama onlardan farklı gibi de alt ekonomi sınıfındakilerin geldikleri, takıldıkları yerler de var, mekanlar da var. Aşırı aşırı lüks, işte insanların kanoyla yanından geçtiği, yelkenlerle yanından geçtiği yerler de var. Hatta bungee jumping yapılan bir yer var. Eğer açıksa bakalım, bir cesaretimi zorlarım. Ama bilmiyorum, saat şu an 6.30 falan. Geldik direkt burada bir aroma kahve gördük. Kahve alacağız buradan. Sonra gelin size Hidro Park'ı gezdireyim birazcık. Çok güzel bir yer, çok etkileyici bir yer ya. Şu görüntüye bir bakar mısınız? Ben yorumlamayacağım, güzel de demeyeceğim, hiçbir şey demeyeceğim. Sadece şu görüntüye bakın ve ay şu an ben Kiev'deyim. Hani bizim ülkenin insanlarının kerane gözüyle baktığı, işte ya fakir, işte yokluk içinde onlar, işte bok içinde ülke dedikleri yer var ya. Bir şu güzelliğe bakın ya sadece. Şeyi fark ediyor musunuz mesela? Evet, buralar plaj. Yazın insanlar buraya geliyorlar, yüzüyorlar, şezlonglar kuruluyor. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Plaj voleybolu oynuyorlar, şurada birisi kano yapıyor falan. Ve şöyle bir detay var, bakın.
Ağaçları görüyor musunuz? Hiçbiri kesilmemiş. Hiçbiri. Normal plaj. Plajın arkasında bizde şu anda sürüsüyle çay bahçesi olurdu. İşte oradan bir tane çevre yolu geçerdi. Normal şehir içi yol geçerdi. Ama yani bir de şuraya bakın. Arkası da aynı. Kiev tarafları da aynı şu anda. Ya çok garip. Adamlar yeşile o kadar önem veriyor ki. Şimdi Alara benimle vedalaşıyor. Çünkü neydi bunun adı? Zipline. Zipline yapacağım arkadaşlar şeyde, hidroparkta. Şuradan şöyle nehrin karşısına geçiyorsunuz ve 50 grivna. Gayet ucuz 50 grivna bence. Bakalım, hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Yani ne zipline ne bungee jumping falan. Eğer o yaya köprüsüne gitseydik size orayı da göstermeyi çok istiyordum da bungee jumping de yapmak istiyordum. Neyse ben şimdi bunu yapacağım, bakalım. Herhalde burada bir şey olmaz ama en fazla suya düşersin ya da betonlara düşüp kafanı falan parçalarsın, bilmiyorum. Güzeldi. Çok hızlıydı. Ben bir an şey diye düşündüm ya. Arka arkaya gidiyorum ya. Herhalde normal değil falan, böyle işte bir yere toslayacağım diye düşündüm de en sona yavaşlatıcı şey kurmuşlar.